Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 371 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Ankara'dan canlı yayındayız. Ulak Haberleşme Anonim Şirketi yönetim binasından sizlerle beraberiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Yerli baz istasyonumuz Ulak ile ilgili tüm bilgileri almak için Sayın Ulak Haberleşme Genel Müdürümüz Zafer Orhan Bey ile beraberiz. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Kabul ettiniz. Şeref verdik. Teşekkür ederiz. Şeref duyduk. Estağfurullah. Bize ait. Sağ olun. Ulak teknolojisini konuşacağız ama öncesinde Ulak Haberleşme Anonim Şirketi'ni merak ediyoruz. Bu şirketle ilgili hangi ürünleri, hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bu şirket bir kamu şirketi mi? Biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Seve seve. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ulak ailesini böyle istikrarlı ve başarılı bir radyo programına davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şeref çok sağ olun. Biz mutluluk duyduk. Ulak'tan kısaca şöyle bir tanıtarak başlamak isterim. Ulak Haberleşme, Savunma Sanayi Başkanlığı uhdesinde bir projeyle başlayan bir mevzu. 2013 yılında Türkiye neden milli baz istasyonu yapamasın? 4G'ye geç esnasında yapılan bir çalışmayla başlatılan bir projeyle başlayan bir mevzu. Devamında 2017 yılında kurumsallaşarak, şirketleşerek devam eden bir yapıya dönüşüyor. Ulak Haberleşme hamisi Savunma Sanayi Başkanlığımız, Cumhurbaşkanımıza bağlı Savunma Sanayi Başkanlığımız. Hissedarları da Aselsan, Havelsan ve Sesetek diye yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çatı kuruluşu olan Sesetek firmasıyla teşkil ediliyor. 2017 yılında Nisan ayında anonim şirketi olarak kuruluyor. Devamında da bu bizim sihirli ürün diye bahsettiğimiz aslında baz istasyonumuz. Bunu söylememizin aslında esprisi şu: dünyada bu teknolojiyi yapabilen çok ülke yok. Bu kritik bir teknoloji, yüksek teknoloji. Yüksek teknoloji üretebilmek de her ülkeye nasip olmuyor. Bizim ülkemize çok şükür nasip olmuş durumda. Baz istasyonu üretebilmek de büyük bilgi gerektiriyor, deneyim gerektiriyor. Efendim işte gerçekten geceli gündüzlü çalışma gerektiriyor. Dünyada bu teknolojiyi üretebilen 4 ya da 5 ülkeden bir tanesiyiz. Bu anlamda da bütün bu iş paketleri yapılırken de işte bir kısmını Aselsan'daki mühendislerimizle yapıyor oluyoruz. Bir kısmını Netaş, Türkiye'nin yine mühendis okullarından birisi olan Netaş'la yapıyor oluyoruz. Bir kısmını da yine Argela ile, yine orası da ciddi yüksek teknoloji üreten bir mühendislik yapılanması. Projenin paydaşları diyebilir miyiz bu? Tabii tabii. Bunlar o projenin paydaşı olarak başlıyorlar. İşte ürünü bu yapılarla teşkil ediyoruz. Daha sonra Ulak bütün bunları yaparken de bununla beraber de yazılım tanımlı ağ teknolojileri diye bahsettiğimiz SDN teknolojisi, Soft Defined Network ürünü olan Ulak Maya ürünümüz bizim kendi mühendislerimiz tarafından yazılıyor. Onlar prototipten ürüne dönüşüyor. Halihazırda da şu anda birçok kamu kurumunda ve farklı yerlerde bunu koşturuyoruz, bu teknolojiyi yapıyoruz. Bu da yine dünyada aslında çok ülkede olmayan bir teknoloji. Yine bu da 4 ya da 5 ülkeden bir tanesinde peki yer alıyor. Peki bu yaptığınız yazılım Ulak Haberleşme cihazından farklı bir amaç için mi, yoksa bu da başka yine bir hizmet mi? Bu yani da yine bir haberleşme cihazı. İşte uçtan uca efendim yazılım tanımlı ağ teknolojisi diye geçiyor. Farklı lokasyonlarda, farklı birimlerdeki aslında bilginin aktarılması, güvenli bir şekilde iletilmesi kısmına yer alıyor. Dünyadaki büyük firmaların aslında ürünü olarak bildiğimiz yabancı ürün, yani Türkiye'nin ithal ettiği aslında yazılım ürünlerinin büyük birçok kısmını Ulak'ın bu hem baz istasyonu teknolojisine sahip olması hem de bu SDN teknolojisine sahip olmasıyla beraber yerli ve milli olarak sunmuş olabiliyoruz. Ulak bizim için bunların yanında biz aynı şekilde Türkiye'de 3 tane operatöre hizmet ediyoruz. Hem Türk Telekom'a, hem Turkcell'e, hem de Vodafone'a ticari sahalarda Ulak baz istasyonu kullanıyoruz. Yaklaşık 1000 rakamını aşmış durumdayız şu anda ticari sahalarda. Ulak baz istasyonu halihazırda aktif canlı olarak kullanılıyor. Onu soracağım. Evet, o hani nelerde aktif? Evet. Ama biz Ulak Haberleşme Anonim Şirketi'ni baz istasyonu, Ulak baz istasyonu, yani baz istasyonu üretiyor, bir de yazılım yapıyor. Böyle aslında tanımlayabilir miyiz? Aslında Ulak bir teknoloji şirketi. Tabii birazdan bahsedeceğim. Bunlarla başladı aslında. Baz istasyonu ve bu SDN teknolojisini yapmayla başladı. Tabii operatörlere hizmet edince operatörlerin çeşitli istek ve beklentileri oluyor. İşte uluslararası çapta dünyada gelişen teknolojiye kendinizi yatsıyamıyorsunuz, uzak duramıyorsunuz. Haliyle bunun içerisine giriyorsunuz.
Çünkü biz 5G ile uğraşıyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Hatta 6G ile ilgilenmeye başladık. Evet. Bunlarla uğraşınca da doğal olarak sizin ilgi alanınız, teknolojik derinliğiniz artıyor ve gelişiyor. Bunlara bağlı olarak da işte uğraşmış olduğunuz portföyünüz daha da genişliyor. Bu ticari sahalardaki 4.5G baz istasyonumuzun bir kısmı da evrensel diye bahsettiğimiz, aslında Türk devletinin vatandaşlarına sunmuş olduğu kırsal alanlarda internet hizmeti sunabilme, tek baz istasyonu üzerinden 3 operatöre birden hizmet edebilecek bir projesi. Evrensel 1 ve 2 sahalarda da ulak baz istasyonları çalışıyor. Şu anda Bilgi Teknoloji Kurumu'nun uhdesinde olan Evrensel 3 ihalesinde de bütünüyle sadece ulak baz istasyonu kurma kararı alındı. Burada da yine yaklaşık 1000 sahaya yakın da Evrensel 3 projede de ulak baz istasyonu inşallah kullanmış olacağız. Bunlar bizim 4.5G çalışmalarımız. Ulağın bunlarla beraber, tabii belki ilerleyen konuşmamızın kısmında anlatacağım, 5G teknolojisiyle daha çok ilgilendiğini bahsetmek gerekir. İsterseniz şunu, ondan da bahsedelim. Şunu sorabilirim. Evet. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Evet. Ulak Haberleşme Annem Şirketi Genel Müdürü Zafer Orhan'la beraberiz. Ankara'dan canlı yayında yönetim merkezinden beraberiz. Hatta yönetim odasındayız. Çok da keyifli gidiyor sohbetimiz. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar etmek istedim. Ulak Haberleşme Annem Şirketi'ni biraz tanımış olduk. Ne işlerle uğraştığını ve projelerini öğrenmiş oldum. Tabii burada esas bizim merak ettiğimiz, sizin hani bir sohbetimizi de sihirli ürün olarak, evet, söylediniz. Ulak'tan ulak cihazını da merak ediyoruz. Baz istasyonu. Tam olarak herkesin anlayacağı bir şekilde şu an mesela Türkiye'de ulak öncesi diyelim. Baz istasyonları başka ülkelerin şirketlerine, tabii, sahip bildiğim kadarıyla. Tabii. Bütün saha onlara ait. Biz neyi değiştireceğiz bu projeyle veya neyi değiştirmek hedefleyerek aslında buraya girdik? Şöyle ifade edeyim aslında. Her 10 yılda bir aslında yeni bir jenerasyon, yeni bir nesil teknoloji diye bahsediliyor. İşte 1G, 2G, 3G, 4G, 5G aslında bunları ifade ediyor. Biz şu anda ülkemiz 4G teknolojisini aktif olarak kullanıyor. Biz ulak haberleşme olarak bu baz istasyonu yapmadan evvel ülkede 3 tane ülkenin baz istasyonu halihazırda vardı. Biri Çinli bir firma. Birisi İsveçli bir firma, birisi de Finlandiyalı bir firma. Bu üç firmanın yanına bir de Türk firma olarak bizler çok şükür çok yer aldık. Çok stratejik bir karar. Bu da tabii önemli. Bu ürünü ortaya çıkarmak ve yerinde koşturmak. Şöyle ifade edeyim, biz şu anda hali hazırda 2000'e yakın sahada yer alıyoruz ama toplam baz istasyonu sayısına baktığınızda 10 binlerle ifade ediliyor. Zorluyoruz şimdi oralara daha çok yer almak, daha çok konumlanmak, teknolojimizi daha yukarıya çekmek. Çünkü teknoloji deneyimle gelişebiliyor. Efendim işte sahadaki yapmış olduğunuz çalışmaların almış olduğunuz geri dönüşlerle geliştirebiliyorsunuz. Peki o ürünlerle karşılaştırdığımızda, evet, biz ne seviyedeyiz? O biraz önce bahsettiğiniz 3 şirketin 3 ürünüyle, evet, karşılaştırdığımız. Bizim özelliklerimiz, artılarımız, eksilerimiz neler? Bu bir standartla belirlenen çalışmalar. Yani onların çıkarmış olduğu ürünün standartlarının da belirlenmiş durumda. 4.5G baz istasyonunun standartları dünya çapında belli, belirlenmiş durumda. Onu yapan o Çinli firmada, İsveçli firmada, Finli firmada aynı bu standartlar üzerine ürünü çıkarıyor. Tabii ki dünyanın birçok yerinde bunu kullanabilirsiniz. Biz de o standartlara bağlı olarak bu ürünü çıkarmış durumdayız. Çok şükür onlara yetişmiş durumdayız. Birçok sahada da şimdi operatörler sağ olsunlar bizleri de destekliyorlar. Hem Turkcell hem Telekom hem Vodafone. Ben şeyi soracaktım. Araya girip merak ettiğim için. Evet. Baz istasyonları operatörler mi seçer örneğin? Işte, tabii. Onlar, Turkcell, Vodafone, Telekom. Bizim müşterilerimiz onlar. Daha doğrusu onlar bizden, biz vendor'ız, üretici firmayız. Onlar bizden baz istasyonu alıyorlar. Aynı şekilde Çinli firmadan da alıyorlar. Efendim işte, kararı operatörler verir yani. Tabii operatörler. Baz istasyonu kuracaklarını ve hangi markayı tercih edeceklerine dair. Şüphesiz tabii. Peki burada bizim fiyat performansımız o herhalde iyi durumdadır diye düşünüyorum. O tabii şu an rakiplerle yarışacak durumdayız. Öyle diyelim. O duruma çektik. Hatta şöyle de bir cümle kurmakta bir beis yok. Ulak baz istasyonu vücuda geldikten sonra söz konusu rakiplerin fiyatları da aşağı mıydı? Şüphesiz. Rekabet edebilmek için. Tabii rekabet edebilmek için hem de yerli ve milli bir ürünle
kalabilmek için. Tabi bu 4.5G ürününde bir yaşam döngüsü var. Belli bir süreye artık erişmiş durumda. Dünyada mesela bu 2027 sonuna doğru bu ürünün artık biteceği ve yerine 5G ürünlerinin konumlanacağı. Hatta şu anda 5G ürünleri de birçok ülkede, bizim ülkemizde olduğu gibi de yavaş yavaş konumlanmaya başlıyor. Bizler asıl hani bu ürününü çıkardığımızdan mütevellit 5G ürünleriyle şu anda daha çok haşir neşiriz. Onlarla daha çok uğraşıyoruz. Onlarla daha çok ilgileniyoruz. Arge'den çıktık hatta. Çıktınız mı? Tabii Arge'den çıktık. Arge'yi zaten biz birkaç yıl, 3-4 yıldır yapıyoruz 5G'de. Yani 5G'de orada bir ürünümüz var yani. Oluşuyor. Evet, oluyor. 2022'de büyük bir ihtimalle Türkiye'de bulunan kendi operatörlerimizin laboratuvarlarında bu ürünlerimizi deneme ve test etme şansına sahip olacağız. Hatta birkaç tanesini yavaş yavaş şey de yaptık, denemeye de başladık. Bununla beraber asıl kritik nokta orası olacak. 5G'de hayat ne değişecek? Hani şu anda bu var da neden bu kadar oluyor? Stratejik? Ya da bazı istasyonu bize, hayatımıza ne etki ediyor? Tabii biz bireysel müşterilere temas kurmuyoruz. Bizim mevzumuz daha çok operatörler ve farklı, bu private network diye bir kavram gelişiyor dünyada. Özel şebeke ağları oluşuyor. Güvenli şebeke ağları oluşuyor. Bazı istasyonu bu açıdan kıymetli. O hem özel şebekelerde hem de bu yeni ticari alanlarda bütün cep telefonlarında kullandığınız ses, data, görüntü, veri iletişimi ve benzeri bütün mevzuyu aslında siz bazı istasyon üzerinde yapıyor oluyorsunuz. Bunların çeşitli detayları var, çeşitli teknik özellikleri var. O özelliklere bağlı olarak da siz müşteriye ve operatöre son kullanıcıya. Son kullanıcıya yönelik bir ürün olacak mı? Yok, siz bizim olmuyor ama biz yani bazı istasyonunun gelmiş olduğu, götürdüğü, son kullanıcıya götürdüğü yer burası. 5G'de hikaye tabii daha farklı bir yere evriliyor. Nereye evriliyor 5G'de? Bizler şu anda hali hazırda kendi baz istasyonumuzdan birkaç değer vereyim isterseniz. Bizler işte hız olarak 300 megapiksel görebiliyoruz. Efendim işte gecikme olarak, latency diye bahsettiğimiz gecikme olarak işte 28 milisaniyelere falan görüyoruz. Rakiplerimizde neler var? Onlar da bu civarda da. Tabii onlar da bu aradalar zaten. Özelliklerini soracak. Bunlar 4.5G için bahsettim aslında mevzular. Ama 5G'de hayat farklı bir yere evrilecek. 5G'de hikaye şuraya evrilecek. 5G'nin aslında 3 temel sac ayağı oluşuyor. Birisi işte Enhanced Mobile Broadband denilen gelişmiş mobil geniş bant teknolojisi. Bu şu anlama geliyor: hız. Çok hızlanacak. Çok hızlanacak işler. Yani biz şu anda bahsettiğimiz işte bu 300'deki hızlarımızı yaklaşık 4 gigalara falan per second tarafa falan çıkarıyorsunuz. Çok daha fazla, yani 100 katına belki de getireceksiniz. Hatta bunun Türkiye'deki denemelerini birkaç operatör yaptı. Bizim kendi yapmış olduğumuz şu anda 5G komponenti radyomuzda da biz bu hızı görebiliyoruz şu anda. Bunun yanında diğer ikinci sac ayağı aşırı güvenlikli ve düşük gecikme mevzusu. İşte bu latency dediğimiz, şöyle düşünün, işte bir robotunun pimpon topunu yukarıdan aşağı düşürdüğü vakit sizin görüntüyü dışarıya gönderdiğin zamanki o düşüş hızını şu anda 28 milisaniye ile yapabilirken 4.5G'de 5G'de bunu 1 milisaniyeye kadar düşüreceğiz. Yani hep bahsedilir hani çeşitli örneklerle işte yurt dışındaki bir doktorun ameliyatını yapabilme hikayesi mevzusu vardır. Hep böyle ironi yapılır. İşte bu aslında gecikmeyle, bu gecikmenin düşmesiyle bu mümkün kılınabilecek. Mümkün olacak. Evet. Bir diğer de aslında, hani ben böyle basit indirgeyerek biraz da anlatmaya çalışıyorum. Bir diğeri de işte bu M2M denilen işte machine to machine, aslında bir kilometre karede milyonlarca cihazın aynı anda konuşabilmesi. Çünkü hem hız çok fazla hem gecikme çok düşük. Bu yoğunluğu bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. İşte massive machine type communication diye bahsedilen aslında diğer mevzu. Yani aslında 5G'nin 3 temel sacaya bu. Bunlar peki biz şu anda hali hazırda yaşamımız bunlarla mümkün. Bunlara ihtiyaç var mı, gerek var mı diye birçok otorite. Son kullanıcı için gerekli olmayabilir ama kamu evet. için, kurumsal yapılar için. İşte bunlar tartışılıyor şu anda. Hani bunun neresindeyiz, bu yatırıma gerek var mı, ihtiyaç var mı? İşte hatta birçok konferansta efendim akademik insanlar ya da işte sektörden insanlar ya da karar vericiler, dünyada otoriteler. Dünyada da tartışılıyor mu senin gelen? Dünyada şöyle, geçen ülkeler de var, geçmeyen ülkeler de fazla. Bunun için aslında hani altyapınızın da hazır olması lazım. Fiber altyapınızın hazır olması lazım. Efendim işte cihazlarınızın buna uygun olması lazım. Bunlar da tabii bir maliyet. Yani dolayısıyla aslında şu anda 5G teknolojisine geçiyor olsak bile bireyselden ziyade şu anda endüstri tarafında bunlar daha çok
konuşlanıyor veya konumlanacak. Niye? İşte bu Dark Factory diye bahsedilen karanlık fabrikaların işte robotların akıllandırılması, efendim işte cihazların otonom sürüşlerin yapılabilmesi, birazdan bahsedeceğim. Akıllı şehirler. Belki. Akıllı şehirlerin oluşması, işte bu V2X denilen Vehicle to X ya da Everything diye bahsedilen araçtan araca internet, araçtan yola internet gibi birçok kavram aslında bu 5G teknolojisiyle bizler hayatımıza konumlandıracağız. Muhtemeldir ki bunlar da beraber bu alışkanlıklarla beraber işte tarım sektöründe, efendim sağlıkta, işte ulaşımda gibi birçok noktadan sonra bireysel mevzuya bu dönüşecek. Acaba böyle provokatif bir soru sorsam, bizi tartıştırıp arkada kendileri bu patentleri toplayıp lider mi olmaya çalışıyorlar? Yani neredeyse Amerika ile bildiğim evet. kadarıyla Çin bu 5G teknolojilerinde savaşacak noktaya gelmiş durumdalar. Evet. Biz tartış, yani onlar tartışmıyor gibi görünüyorlar. Yok yani. Biz de tartışmıyoruz. Biz de boş durmadık tabii. Ülkemizde bu alanda ciddi çalışma yapan bizim gibi firmalar da var. Çok yok ama şey ağırlığı ve deneyimi ve gerçekten kalitesi olan firmalar var. Bunu biz nerede gördük? Bunu biz az önce de sohbet ederken konuştuk. Yeni ayağımızın tozuyla geldik. İşte bu Mobile World Congress'e dahil olmuştuk. Türkiye'nin müferit olarak tek belki de katılan firması bizdik, teknoloji firması olarak. Barcelona'da çok şükür gurur da duyduk. Orada ülkemizi temsil ettik. Orada şunu gördük biz. Teknolojik olarak dünyayı şey yapmış durumdayız. Hani işte bu vizyonla yakalamış durumdayız çalışmalarla. Hani biz daha tartışmıyoruz, o tartışmayı geçtik. Hatta Ar-Ge'den de çıktık. Prototip ürünlerimizi de ortaya koyduk. Çünkü orası hani er meydanı hakikaten. Doğru. Bütün dünya orada. Dünyanın en büyük teknoloji fuarında yer almak, efendim stand taşmak, ürününü çıkarmak, ben de buradayım demek. Böyle her babaydın harcı olmuyor işin doğrusu. Hamdolsun Türkiye bunu... Gelip sizi sorgulamışlardır. Tabii yaptılar. Yani büyükler de bizi tarttılar, gördüler, ürüne baktılar, efendim işte firmayı baktılar. Çok da büyük fırsatlar tabii doğdu bununla beraber. Bizler ulak haberleşme olarak söyleyeyim. 2022 yılında 5G'ye ait birçok komponenti lansman yapacağız, göstereceğiz. Öyle mi? 2022 yılı mı? 2022'nin sonuna doğru bunları göstereceğiz. Yani birkaç tane ürünümüzü inşallah vücuda getirmiş durumdayız zaten şu anda. Ama işte lansman daha yapmadık. O zaman görmüş olacağız hep beraber. Türkiye tabii 5G'ye şu anda otorite bilgi teknoloji kurumumuz biliyorsunuz 5G konusunda şeyini yapmam henüz. Evet, onu da soracaktım. İhale aşamasında değiliz. Burada tabii ihaleye çıkılacak değil mi önce? Tabii önce frekans ihalesi yapılacak. Efendim bu frekans ihalesiyle beraber operatörler girecek ihaleye. Yani onlardan işte artık nasıl yapılacaksa BTK onu karar verecek nasıl yapacağına dair. Ancak Türkiye daha henüz bu ihaleyi yapmadı. Var mı bir planlama siz? Yani mutlaka ilgili otoritenin bir planlaması vardır ama onlar da sektörden görüş alıyorlar. İşte operatörlerden alıyorlar. Bizler gibi firmalardan görüşler alıyorlar. Bizi mi bekliyorlar acaba? Dünyayı izliyorlar. Kuvvetli ihtimal. Ulak hazır olsun 5G'de. Bir tek Ulak değil. Yani Ulak'a benzer milli firmalar var. Bu milli firmaların da 5G konusundaki yerli ve milli komponentleri üretmesi ülkemiz açısından çok kritik. Çok çok önemli. Bizler o ürünleri ürettikçe bu frekans ihalesinde ilgili otoritenin de konumlanması ona göre güçlenecektir. Fakat az önce aslında hani bahsetmeye çalıştığım gibi Türkiye 4.5G teknolojisiyle oldukça iyi gidiyor. Hani 5G'ye 2022'de ihtiyacımız var mı diye sorarsak bizce şu an için gerek yok. Hızı iyi yani, kalitesi. Yani 2023 tabii, yani bizler biraz daha kendimize gelelim, yoksa bunu niye söylüyorum? Bunu şu açıdan söylüyorum. Dünya hakikaten özellikle bu küreselleşme hikayemizle beraber küçük bir köy haline dönmüş durumda. Bütün firmalar, efendim bütün ülkeler, bütün teknoloji üreten yapılar birbirini yakından takip ediyor. Bu vesileyle teknolojinin, insan kaynağının millilik hikayesi çok çok önem arz etmiş durumda. Eğer teknoloji siz ülke olarak, bunun adı ULAK olur, bunun adı X olur, Y olur, R olur, hiç fark etmez. Ama milli ve yerli bir yapıyla yaptığınız vakit o zaman çok çok güçlü oluyorsunuz. O vesile bu frekans ihalesinin bizlerle ya da bizim gibi benzeş firmalarla senkron götürmesi kritik öneme sahip. Mutlaka dinleyicilerimizin aklına gelmiştir belki de. Bu ULAK haberleşme cihazımız hem 4.5G hem 5G. Evet. %100 yerli milli diyebilir miyiz? Evet. O, yakaladık mı o şeyi? Tabii. Şöyle, tamamen bütün kaynakları biz üretebiliyoruz. Tabii biz şu anda ULAK'ta şöyle bir rakam vereyim. Çalışanlarımızın %95'i bizim mühendislerden oluşuyor. Özellikle de sizin meslektaşlarınızdan oluşuyor. İşte yazılım mühendislerimizden oldukça çok fazla. Yazılımların %100'ü yerli.
Ama mesela bu SDN teknolojisi diye bahsettiğimiz bu yazılım tanımlı ağ teknolojisindeki donanım ürününü bir kısmını biz yurt dışından temin edebiliyoruz. Bunlar neler? İşte kutular, donanım tasarımı. Bu da ölçek ekonomisten mütevellit bizim ülkemizde üretmekte aslında. Bunu da üretebilir durumdayız şu anda. Ha, çok şükür. Nüfus sayısı olarak. Tabi şimdi uzak doğudaki firmalar bunu bütün dünya üretiyorlar. Oradaki dünya üretim fabrikaları. Aynen öyle işte. 1 milyon tane üretiyor gibi. İşte biz bunu... Ama o proje içinde çok önemli bir parça değil anladım. Aynen öyle. Tasarımı bizde olduktan sonra işte kaynak kodları bizde, tasarım bizde, efendim işte bunun geliştirmesi bizde gibi. Dolayısıyla bunun %100 milli ve yerli olduğunu söyleyebiliriz. Çok önemli. Evet. Peki bu cihazımız şu an hem 4.5G sahada kullanılıyor, 5G evet. Cihazlarımız bir yerde kullanılacak mı, kullanılıyor mu veya aktif i̇şte, olarak? Şu anda işte onun için frekans gerekiyor. İhalesi gerekiyor. Evet, frekans gerekiyor. Onun için deneme frekansları talep ediyorsunuz BTK'dan. Size verebiliyorlar. Onu birkaç yerde denemesini yaptık. Bizler, operatörler de bunu yaptı. Bizler de yaptık. Bunu yapabilir. Şu anda teknolojik olarak duruma geliyoruz. Yani %100 hazır demesek de o duruma geliyoruz yani. Çünkü onun birçok detayı var. Bizi dinleyen vatandaşlar açısından son vaktimizin de sonuna geliyoruz. 5G teknolojisine geçtiğimiz zaman vatandaş olarak, kullanıcılar olarak bize evet. Bir maliye çıkacak mı? Mesela ben ekstra bir paket ücreti ödeyecek miyim? 5G'ye bağlanmak için bir cihaz alacak mıyım? Evet. Telefonumu update edecek miyim? Evet. Güncelleyecek İşte miyim? Tabii o aslında bizden çok operatörleri biraz ilgilendiren bir husus. Evet. Ama bir maliyeti olacaktır diye tahmin ediyoruz bizler. O vesileyle bunun zamanlamasını iyi yönetmemiz lazım. O çok önemli. Evet. Bir son sorum şu olsun. Peki şöyle BTK şöyle bir şey yapabilir mi? Veya bir serbest piyasa ekonomisine belki aykırı ama biz ulak olarak bu cihazımız diğer dünyadaki şirketlerle beraber hareket edebilecek bir ürüne sahipsek şöyle bir şey çıkaramaz biz. Bu operatörler ulak yerli baz istasyonu tercih etmek zorundadır. Tabii. Ya biz tabii gönlümüz ondan yana. Tabii bunu ülkemizin ilgili kurumları 4.5G'de yapmış durumdalar. Yerli kör oranını işte şu kadarını yerli almak zorundayız öyle gibi bir şey koyduk. Tabii yani. Tabii o okay. Var zaten. İşte bu evrensel diye bahsettiğim mevzuda da %100 yerlilik olarak ulak baz istasyonu tercih edildi işte. Evrensel sahalardaki 4.5G baz istasyonu ulak olacak diye. 5G'de de umut ediyoruz. Orada bu şekilde bir konumlanma diye biz arzu ediyoruz. Hani sadece ulak değil yani bu alanda milli ve yerli olan kimin ürünü varsa tabii bütün hepsiyle tercih edilip yapılsın diye. Sayın Genel Müdürüm çok keyifli sohbet ediyor ama süremizin sonuna geldik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladınız, vakit ayırdınız ve bu kıymetli ürünü, yerli milli ürünü bize anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ulak ailemiz adına sağ olun var. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün Ankara'dan canlı yayındaydık. Ulak Haberleşme Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Zafer Orhan Bey ile beraberdik. Makamlarında bizi konuk ettiler ve yerli baz istasyonu ulağa konuştuk. Bu programımızın kaydını yarın itibariyle YouTube ve podcast kanallarımızda da bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla canlı yayında beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.